Arkadaşlar finansal astrolojide 4 tane parayla ilgili ev var. Bunlardan bir tanesi ikinci ev, bir tanesi beşinci ev, bir tanesi sekizinci ev, bir tanesi 11. ev. Bu gördüğünüz 4 tane ev finansal evlerdir. İkinci ev benim param, sekizinci ev bizim paramız, beşinci ev şansla gelenler, kendi şansımla. 11. ev de toplumsal şansla gelenler. 4 tane finansal ev var ama aslında bütün evler finansal. Finansal astrolojide her şey finansal. Tamam mı arkadaşlar? Ben de longdaydım. Çıktım longdan yani derse girmeden önce. Bu satıcıları gördüm. 7000 tane. Buna lan dedim. İşlemi kapattım. Çat 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 çat. Bu gibi durumlarda arkadaşlar ne olur? Piyasada testler oluşuyor. Bir yukarı bir aşağı. Bir yukarı bir aşağı. Buradan biz hangi fiyat aralığında ne bekliyor bunu görüyoruz. Evet. Bir derece kala tedbir almanız gerekiyor. Etkiler şurada başladı. Burada dikkatli olun dedim. Buradan çat çıktı. Ben size göstereyim etkiyi. Bunlar para demek, para. Bak gözünüz Satürn'de olacak. Satürn'ü izleyeceksiniz. Bitcoin'de tüm kriptoları yönetiyor. Ekonomi piyasası böyle çalışıyor arkadaşlar. Korelasyon ilişkisiyle. İleride astrotrader olacaksınız. Bu yıldızlar nasıl bir ivme yapıyor görmeniz gerekiyor. Şimdi burada çok büyük pump bekliyorum. Bak bak bu ucu Jüpiter Uranüs kavuşumu var ya. Bu kriptoların tarihinde Bitcoin'in en büyük zirvesi o zaman olacak. Fantaziyle abi para kazanmak ters orantılı işliyor. Ama söyleyeyim. Şu havada olmayın. Ay cüzdanımda bir sürü kripto para olsun. Her şeyden alayım. Birazcık atom aldım. Birazcık ondan aldım. Biraz bundan aldım. Ya birazcık da ne o? Matic varmış ya. Matic aldım biraz. Ship doldurdum abi. Ben shipte bende 1 milyon tane ship var abi. Abi 5 para etmiyor. Alsan ne olacak? Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiyi, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisini, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Arkadaşlar neydi? Burçlar. Arkadaşlar burçlar nasıl sorusuna cevap veriyor? Evler nerede sorusuna cevap veriyor? Gezegenler ne ya da kim? Transitler, transit hareketler ne zaman sorusuna cevap veriyor? Tamam mı arkadaşlar? Neden bu karmik astroloji bizim alanımız değil? Yani neden? Çünkü kader. Ama kader eşittir değişken. Değişken bir kader var. Yani sizin seçimlerinizle %20 oynaklık gösteriyor. Şimdi bu %20'nin bile üstüne çıkabilir. Minimum %20. Bunun değiştirilebilir kısmının kaç olacağı da kader. Yani matruşka gibi bir şey kader. Yani sabit bir yazılım değil. Arkadaşlar finansal astrolojide 4 tane parayla ilgili ev var. Bunlardan bir tanesi ikinci ev, bir tanesi beşinci ev, bir tanesi sekizinci ev, bir tanesi 11. ev. Bu gördüğünüz 4 tane ev finansal evlerdir. Nedir? İkinci ev benim param, sekizinci ev bizim paramız, beşinci ev şansla gelenler, kendi şansımla, bireysel ego, bireysel şansla gelenler. Tamam mı? Beşinci ev. 11. ev de toplumsal şansla gelenler. 4 tane finansal ev var ama aslında bütün evler finansal. Şimdi finansal astrolojide her şey finansal. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu 4 tane evi yazın kafanıza. 2, 5, 8, 11. Bunlar birinci dereceden finansal. Yani bu evlerin içinde bulunan planetler size finansal hizmet eder. Natal haritada, dolunay haritasında, yeni ay haritasında, mevsim giriş haritasında, nerede bakarsan bak. Satürn kısıtlayan ve daraltan demek. Paul açıklama yapacak. Ha, bu herkes ekranda. Paul eşittir Satürn. Tamam, neden? Çünkü açıklamasından sonra piyasa yön belirtiyor. Yani demek ki parayı ne yönetiyor? Satürn. Şimdilik Federal Reserve. Şimdi tabii Fed gelecekte yok, çökecek. Çünkü Pluto kavuşumu olduğundan beri Fed zaten sallandı. Amerika da zor durumda yani. Ya bak bilirseniz çok güzel para kazanırsınız. Gördünüz mü? Bak düştü gene. Bak 1000 kişi aldılar içeri.
Bak 7000, 7000'den aldılar içeri bak. Ya buradan boku fıst yapıyor yukarı doğru. Kardeş nereye gidiyorsun? Aga burada bu kadar satıcı var. Nereye gidiyorsun? Ben de longdaydım. Çıktım longdan yani dersi girmeden önce. Bu satıcıları gördüm. 7000 tane. Buna lan dedim işlemi kapattım. Bir anda geldi bu hemen. Tak diye geldi 7000 tane. Şimdi burada ne olacak? Bu gibi durumda çat 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 çat. Bu gibi durumlarda arkadaşlar ne olur? Piyasada testere oluşuyor. Bir yukarı bir aşağı. Bir yukarı bir aşağı. Buradan biz hangi fiyat aralığında ne bekliyor bunu görüyoruz. 42 seviyesinde 6151 tane satıcı bekliyor. 1342'de. Bakın şu bölgede 980-905 tane kişi alım girmiş. 1320'de bakın alıcılar burada bakın. Alıcılar bu seviyede koruyor bakın. Bu alt tarafı koruyorlar. Yukarı çıkmasının nedeni buradaki malları alıyor aşağıya. Yani piyasa şöyle işliyor. Bunu satıyor, buna veriyor. Buna satıyor, buna veriyor. O yüzden mumlar sürekli böyle 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 hareket yapıyor. Evet, bir derece kala tedbir almanız gerekiyor. Tamam mı? Etkiler şurada başladı. Burada dikkatli olun dedim. Buradan çat çıktı. Şşt, aşağıya. Bir derece kala bakın. Şuradaki mesafe kadar ki olan taraf 15 gün sürdü tam. Normalde tüm etkiler bir derece kadar aktif olur. Ama Satürn'de tam egzak çalışıyor arkadaşlar. Yani bir derece değil, tam egzakta patlatıyor bombayı. Satürn 5 dereceyken başlar. Bu büyük etkiye de Satürn neden oldu. Şu büyük etkiye de Satürn neden oldu. Yine Neptün. Ben size göstereyim etkiyi. Bunlar para demek, para. Bak gözünüz Satürn'de olacak. Satürn'ü izleyeceksiniz. Kader öyle işlemiyor yani. Öyle sandığınız gibi değil. Öyle Ethereum haritasına bakalım, short girelim. Öyle değil. Nasıl 7-8 tane paranın birbiriyle olan korelasyonunu ve şeyini söylüyor. Kaderini söylüyor. Doların o para birimlerine karşı olan etkileşimini söylüyor. Ve tüm piyasadaki para birimlerini ölçüyor. Dolar indeks. Bitcoin'de tüm kriptoları yönetiyor. Ekonomi piyasası böyle çalışıyor arkadaşlar. Korelasyon ilişkisiyle. O yüzden sen öyle Avax'ın natal haritası var ama burada trine var. Geç Avax'ın natal haritası çalışmıyor bir kere. At çöpe gitsin. Biz Avax'ın natal haritasını sadece şu haritayı çıkarmak için buluyoruz. Ona da bakmıyoruz bile yani zaten. Ben onları denedim yani. Bunu çıkarmak için sen. Şunu. Yani Bitcoin'in natal haritası var. Ethereum'un da natal haritası var ama Ethereum'un natal haritası bizi ilgilendirmiyor. Neden? Ethereum bütün altcoin'lerin atası. Bitcoin de bütün coin'lerin atası. Dolayısıyla yani Ethereum amcaysa BTC baba. Baba atası bu işin BTC. O zaman sen BTC'ye bakacaksın abi. Ethereum'a değil. BTC uk dedi mi hepsi birden pantolar indir aşağı. Finansal arketiplerde korelasyon çalışıyor. Yani Avax'ın çıkabilmesi için Bitcoin'in çıkabilmesi gerekiyor. Yani Avax Bitcoin'e bağımlı. O yüzden arkadaşlar istediğiniz kadar Avax'ın arkasına bakın yani. Fiyat daha da artıyor. Bakın bu kova sterlinin etkileşimi. Size bunları gösteriyorum. Neden? Abi kovayı anlayın. Sterlin'i anlayın. Etkisini mum olarak görün. Kafanızda canlansın. Çünkü bu sürekli tecelli edecek. Yani yani aklına gelsin. Daha önce ne yapmış? Çok fazla gezegen geliyor. Bakın çat 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 çıkıyor. Satürn diyor ki ne yapıyorsunuz siz? Yani gerçek değil diyor bu. Çünkü neden? Satürn ne demek? Gerçekler. Satürn düze geçiyor. Düz şeyle tekrar Merkür'ün üzerine geçiyor. Bu birinci etap. Birinci tokat diyeyim. Birinci tokat bu. İlk tokat. Yani dedi ki ben dedi tam grafikteki yansıması şu. Türkçe mealini söylüyorum. Diyor ki yani ben şuradan beridir diyor seni tutuyorum. Gittim. Retroda geldim. Bak tekrar geldim. Tekrar diyor ben senin Merkür'ün üstüne geldim. Yani seni tutarlı bulmadım. Senin natal haritanda Merkür'ün de diyor ki sus diyor. Yani dur. Bir ilk önce vurdu küçük tokat. Ondan sonra küçük tokat. Küçük tokat. Buradan bir tane vurdu olmadı. Buraya geldi arkadaşlar. Düz gelirken bu sefer. Retroda değil. Düz geliyor. Ve tekrar kavuşum yapıyor. Burada işte başlıyor arkadaşlar. Büyük çöküş başlıyor. Size sadece hani konuyu anlatmak istiyorum. Siz bir astro tradersınız artık. Tamam mı? İkinci dersiniz ama olacaksınız. İleride astro trader olacaksınız. Bu yıldızlar nasıl bir ivme yapıyor görmeniz gerekiyor. Şu hayalet çizgileri bulayım bir dakika. Yani demek o zaman bu bölgede bir tepe olmalı ki buradan aşağı vursun. Yani ben tabi bu bir varsayım. Tamam mı? Ama ben de astro traderım yani. Ben böyle piyasayı yorumluyorum. Tamam mı? Buradan böyle çıksın. Peki çıkabilir mi? Bakalım çıkabiliyor mu arkadaşlar? Bu dip bunu geçti mi? Geçemedi. Tamam benim için kura ihlali olmamış. Burası birinci tepe.
şöyle bir ikinci dip, şöyle bir üç gelirse şuraya düzeltme yapar, 5'e buraya gider. Zaman yeterli yani. Hatta burada yani ben şunu bile bekliyorum. Genişleyen dalga. Uranüs özgürlüğünü kısıtlayacak bunun. Ne yapacak? Kanun çerçevesini alacak. Tabii dibi bir görsün ondan sonra. Şimdi burada çok büyük pump bekliyorum. Bak bak bu ucu Jüpiter Uranüs kavuşumu var ya. Bu kriptoların tarihinde Bitcoin'in en büyük zirvesi o zaman olacak. Ama akabinde çok büyük çöküş gelecek. Oradan para kaybettin, buradan para kaybettin. Öyle dediler, böyle dediler. Bak ben sana 2024 derken 2021'den beri olanları anlatıyorum astrolojik olarak. Diyorum aynısı tekrar edecek. Gene olacak ama çok büyük bir çöküş daha gelecek. Bakın kanal bandına fitil attı. Bakın aylık grafikte ama üstüne kapatamayacak. Aylık kapanışa 2 gün kaldı. 2-3 gün kaldı. Kapanış yapamayacak yani. Yapamazsa ne olur? Bu altında kapanış yaparsa arkadaşım vurur geri gelir. Ondan sonra buradan A, B, C diye vurur. Sonra tekrar başlar. Tekrar iner. Yani bu iş piyasa böyle. Tamam mı? Elit dalgan ama bakın çok istikrarlı bir kanal var burada görüyorsunuz. Dolar indekste. Ama bu sefer arkadaşlar dolar indeks 1, 2, 3 burayı kırabilir. Kırılma ihtimali var. Yani Bitcoin'e endeksi olacaksınız. Ethereum endeksi olacaksınız. Ethereum yükseliyorsa git ada al. Al o zaman al. Sen adanın haritasını kontrol etmen şuna benziyor. Arabaya bindim direksiyon mahalline oturmuyorsun da. Kalkıyorum ben bagaja geçtim. Bagajdan arabayı neden kullanamıyorum diye soruyorsun. Bagajdasın mı abi? Yani bir zahmet çık bagajdan otur şu şoför mahalline direksiyon önünde görüyorsun yani. Direksiyon burada. Direksiyon Bitcoin. Ethereum bile çalışmıyor. Bırak sen adayı soruyorsun. Adayı madayı geç Ethereum bile çalışmıyor. Fantaziyle abi para kazanmak ters orantılı işliyor. Ama söyleyeyim. Şu havada olmayın. Ay cüzdanımda bir sürü kripto para olsun. Her şeyden alayım. Birazcık atom aldım. Birazcık ondan aldım. Biraz bundan aldım. Ya birazcık da ne o matik varmış ya. Matik aldım biraz. Şip doldurdum abi. Ben şipte bende 1 milyon tane şip var abi. Abi 5 para etmiyor. Alsan ne olacak? Bugün böyle çıkar, ertesi gün böyle gelir. Yani kriptoda dansöz gibi. Ama dolar indeks öyle değil abi. Dolar indekse teknik destek direnç çalışıyor yani. Onu söyleyeyim ben size. Tabii Venüs para demek. Ama daha çok altın demek. Mars da demirle ilgilidir mesela. Ondan sonra Mars'ın Satürn'den aldığı destek ve Venüs'ün de şimdi terazi burcuna girecek olması trendde çok ciddi pumplar getirecek. Oynatma yani değişiklikler getirecek. O yüzden bu Venüs-Jüpiter karşıtlığı abartabilir. Mesela altın piyasasında, ons altında çok yüksek bir volatilite oluşturabilir. Özellikle Jüpiter'in karşıtlıkları piyasayı çok ciddi abartabilir. Arttırabilir mesela bakın. Tamam mı? Hani hocam ama karşıta çık kötü değil miydi? Vallahi arkadaşlar Jüpiter'in karşıtlıkları biraz iyi yönde çalışabilir. Yani piyasaya volatilite veriyor çünkü yüksek. Volatilite ters yönde de olabilir. Yani ama Jüpiter'in açılarının karşıt açılarında ben çok yükseliş gördüm onu söyleyeyim. Bu geri çekilme sakın sizi kandırmasın. Retro gezegenlerde olan geri çekilmeler özellikle fişek gibi atar piyasayı yukarı tekrar. Özellikle Venüs retrolarında altın fiyatları geriler. Mars retrolarında altın fiyatları demir fiyatlarından dolayı geriler. Geri adım atar yani. Ama bu geri adım sakın sizi korkutmasın. Tam tersine bu düze geçtiğinde çok büyük atak yapmaya başlar. Aynı yayın gerilmesi gibidir retro gezegen. Merkür retrolarında kriptoda arkadaşlar ne oluyorsa tam tersi olacaktır. Şöyle düşüneceksin. Kriptolar biraz düzensiz. Kriptolarda olan retro Merkür Oğlak burcundaki Bitcoin'in natal haritasına taşıdı ve Bitcoin hareketlendi. Merkür retrosu 25 derece, 22 derece. Bakın. O yüzden kriptoları havaya kaldırdı gibi düşünebiliriz. Tamam mı? Havaya ama ilk önce düşürdü. Yani şimdi akabinde piyasa yani şöyle düz hesap konuşayım ben. Merkür retrosunda piyasa yükseliyorsa kriptolarda bil ki düze geçince aşağı inecek. Eğer Merkür retrosunda piyasa düşüyorsa düze geçince yukarı çıkacak. Yani buradaki kadar çıkacak. Yani ne kadar düştüyse. Aynı şekilde altında da böyle çalışıyor. Ama altında kesin net. Altın yani Venüs retrolarında
Venüs retro yaparsa, gezegen olarak retro yaptı, altın fiyatları geri gelir. Ama aynı oranı yerine koyar düze geçtiğinde, onu söyleyeyim. Bakın Venüs S retroya girmemiş daha. Girmek üzere. Bakın Venüs Plüto ile beraber. Ne demek Venüs Plüto ile beraber? Venüs, Plüto manipülasyon, yalan, dolan, dolandırıcılık, güç uygulama, öldürmek, manipüle etmek, yok etmek, değiştirmek, dönüştürmek. Plüto eşittir şeytan, eril şeytan. Bunun bir de dişili var, Lilith arkadaşlar. Lilith bu dişili şeytan. Çok hızlı gezer bu, onu söyleyeyim. Bu asteroid. Gerçi Plüto'ya da artık asteroid diyorlar. Yani tam gezegen mi değil mi tartışma konusu hala. Plüto dış yörüngede. Dolayısıyla hızı çok düşük. Yani bir burçtaki gezintisi 20 yıla mal oluyor. İşte millet şunun peşinde. Ama çıkacak dediğin. Ya arkadaşım, manipülasyon. Tamam mı? İşte bak, Türk parası değer kaybediyor. Değer kaybediyor. Böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu mümkün değil abi, kusura bakmayın. Bu bir yalan. Sonra ne oldu gerçekler? Bu benim için fırsat oldu. Problem yok. Benim elimde altın var abi. Ben zarar etmedim ki. Ben bütün altınlarımı buradan sattım. Yani problem yok yani benim için. Ben buradan altın satmadım. Ben bu düşüşü gittim altın aldım. Hem de cebimdeki parayla aldım. Dedim bu dedim yeterli değil. Gözümü orada cinnet geçiriyorum yani. Diyorum demek siz böyle yapıyorsunuz he. Ana diyorum tamam. Cepteki para beni tatmin etmedi. Dedim ki ben ekstra istiyorum. Benim bankalarla, siz benim bir görseniz bankalarla nasıl konuştuğumu gülmekten yerlere yatarsınız. Hatta bankacılar da bana soruyorlar. Abi ne yapalım? Gülmekten yerlere yatarsınız. Ondan sonra bankacı beni görüyor. Yani eşi Hülya'yı falan gördüğü zaman altın alalım mı? İlker Bey ne diyor? Altın alalım mı? Ben kredi çekiyorum. Adam benimle birlikte kredi çekiyor. Krediyi veren bana, kendisi de kredi çekiyor. Hani krediyi veren çek. Birlikte aldık yani. Şey var yani, şu anda daha çok gümüş ağırlıklı olmanızı da öneriyorum. Biraz gümüş toplayın. Buradan çıktı mı çat 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 buradan. Kolay gider yani oraya. Şu an bu aralıkta dolaşıyor. Bakın bir aşağı gitti geldi. Dibi yapması güzel. Güzel dip yaptı burada. Hani bu dipler güzeldir. Üstüne çıktığı için de şu anda bir nevi bu tarz dipler aynı böyle o tobo gibi çalışır. Ters obo, hani ters obo gibi çalışır. Dipler her zaman güzeldir yani. Dipteki dip çivi gibi çakıyor oraya kendini. Anladın mı? O çivinin üstüne çıkıyor zaten. Tepelerden kork sen. Diplerden dip gördün mü? Derin dip. Özellikle 2-3 direnci aynı anda kırarsa çok sağlam bir dip oluşturuyor. 2-3 direnci aynı anda kırarsa. İşte mesela örnek. Şimdi bak. Şuraya çıktığında rublenin gücü artar. Neden? Şu alt tarafı döşedi şimdi. Buraya çıktı. Ne oldu? Bu alt tarafta onun için bir artık ne oldu? Temel oldu. Yani bir daha buraya geldiğinde buradan tepki alıp yukarı çıkacak. Savaş yapıyor diye indirdiler. Ama sonra akabinde savaş ilan ettiğinde bu oldu rublede. Ama sonra piyasaya meydan okudu ve buraya geldi. Onu söyleyeyim. Rubleyi yazın bir kenara. Japon yeni falan var da. Yani bilmiyorum. Sever misiniz? Bayağı iddialı. Japon yenini de takip edebilirsiniz. Şimdi piyasayı nasıl okuyacağız? Arkadaşlar. Dijan şimdi 7 tane planet var. Hocam bir Japon yeni dedim. Bir Rus rublesi dedim. Bir bilmem ne dedim. Bir demir dedim. Bir altın, bir gümüş dedim. Bir bakır dedim. Petrol dedim. Hangisi bunların 7 tane gezegen? İşte arkadaşım diyorum ya, piyasada korelasyon var, tamam mı? Pluto madenlerle ilgili ama yeraltı hani madenleriyle ya da değerli taşlarla da ilgili ama jenerasyon gezegenlerini temsil ettiği direkt böyle tek bir tane şey olmayabilir. Yani çok geniş birçok şeyi temsil edebilir yani jenerasyon gezegenleri. Mesela petrol, su, Neptün mesela gazlar, petrol, su gibi birçok emtiayı aynı anda şey yapabilir. Ay gümüş demek ama sakın aya bakıp da gümüş fiyatlarını yorumlamaya kalkmayın, kafayı yersiniz yani, tamam mı? Ay fırıldak gibi abi, tamam mı? Mikser gibi mübarek ettirdiğim bir dönüşü var. 2,5 günde bir bir burç atıyor, tamam mı? O yüzden bunların süreleri de var. Mesela bir burç geçme süreleri. Benim size gönderdiğim notlarda onları göreceksiniz. Ay 2,5 günde bir burç geziyor. Mars 2 ayda bir burç geziyor. Dünya astrolojisi, mevsim girişleri, dolunaylar, yeni aylar. Bunları yorumlarken
dikkat ettiğimiz bazı unsurlar var. Mesela ay halk demek. Dünyadaki insanları temsil ediyor ay. Ayın dolunay esnasında sert açılar yapması o dolunayda çok feci terste bırakan yani bırakılan insan oluşturabilir. Yani ya da çok şimdi oraya geldiğinde çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ben oralara daha hani şimdiden girmeyeyim. Kafanızı da şey yapmayayım, karıştırmayayım. Asteroidler de bunlar ama bunlara tabii değil. Ben size sadece kriptoları ilgilendirdiği kadarıyla finansal şeylerden bahsedeceğim. Ya midpointler de var. Abi çok önemli. Bak sen boş ver asteroidi, şu Arap noktaları ama bunların finansal olanlarıyla ilgileneceğiz. Şans asteroidleri, de şans durumlarıyla ilgileneceğiz. Ya size bu konuyla ilgili bilgiler de vereceğim. Merak etme ama arkadaşlar biz önce şu 7 temel planetin çalışma aksanını anlayalım da sonra ben size onlar biraz nokta virgülle ilgili. Biz şu an cümle kuralım. Önce cümleyi bir kuralım. Sonra D daha eklerini getiririz oraya. Dedi ki kriptex gibi olay. Hani bu şey bunlar da gezegen. Gezegenler 7 temel 3 tane jenerasyon. Arkadaşlar biraz asteroid ve şans noktası yani Arap nokta diyorsunuz. Şans noktası demiyorum. Arabic pointler. Ama merak etme size gereğini anlatacağım. Kafanızı karıştırmayacağım yani. Bu gecelik dersimiz bu kadar olsun. Manipülasyonu gördük. Birazcık önümüzdeki derste yeniden dolunay haritalarına bakacağız. Piyasaları nasıl etkilemiş? Burçlarla ilgili bağlantılarını kuracağız. Piyasalarda nasıl çöküşler yapmış onu göreceğiz hemen. Grafiklerini açacağız. Yapmış mı? Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Adam.